ilk maçının seçim yasaklamasına doğru şimdi geçişimizi yapıyoruz. Oo, yasaklamalar. Arlott, Valentin, Angela, Gunnar. Yani dünden devam ediyoruz gibi Arlott'u daha çok biz yasaklanan tarafta değil de seçilen tarafta görmüştük. Burada yasaklama tarafında başladı. Bakalım son yasaklaması da bunun ne olacak? Yani yine dünden ilerleyeceğiz gibi duruyor. Değil mi? Bir Faramis görürüz belki. Van Faramis. Ya da Joy. Belli de olmaz. Yani farklı Joy... bir şey bırakıp iki tercih alacaklar sonuçta. Evet. Yani bakalım Joy'u belki işte açık bırakıp karşılığında iki ne isterler? Onu tabii görüyor olacağız. Nolan gitti. Nolan. Bayağı izlenmiş dün. Dün neler problem yarattı ama Nolanlar. Evet, evet. Çok ciddi hasarlar çıkarıyordu ama ya. Günün yıldızlarındandı gerçekten. Bu da aradan çıkarıldı. Bakalım burada ilk tercih olarak neye gidecek top Mielov'la beraber? Joy kaçtı yine aradan ama. Aradan kaçtı mı? Tutacaklar mı? Göreceğiz. Oo, Baxia'ya gittiler. Ya yine iyi bir tercih zaten. Kaya gibi bir tercih diyebiliriz aslında. Ama yani Joy falan açıkken Baxia ilk seçim Murano. Daha önce iki eşleşmelerde şey görmüştük. Bu arada bir bilgi var. Ya Van Van şu ana kadar M serilerinde en çok yasaklanan hero'ymuş. 148 kere yasaklanmış. Ama bütün M serilerinden bahsediyor. Evet. Yani. Olsun işte. Bu M5'teyiz biz. Evet. İşçi daha yeni başladı. Evet. Dünle birlikte 148 kere ne demek ya? Çok iyi bu arada. Evet. Zaten kaç karşılaşma vardı biliyor musunuz şu ana kadar? 392 oynanmıştı dün turnuva başlarken. 393. karşılaşma dünün ilk karşılaşmasıydı M, M serilerinde. Yarısında neredeyse yasaklanmış Van Van. Turnuvanın M seriler, M serilerinin. Bu arada yanıt mükemmel oldu. Faramis'le beraber Bruno'yu aldılar. Faramis'in dün oyun etkilerini tam takımı öldürecek. Hayatlarını kurtarıp bir anda savaşı döndürebildiğini çokça kez gördük. Dün ama Matilda'yı verdiler şu anda mesela. Evet, Matilda da yani pek vermek istemezsin. Evet yani ya, çok dün de gördük. Geldi. Always on the way. Matilda geldi, yanına da bir Cloud geliyor. Şu anda Ohio. Ya bence Ohio bayağı iyi bir kadro seçti aslında. Bakalım üçlüsü nasıl şekillenecek Deus Ult'un birazdan. Dün en az 4-5 pozisyonda Matilda'nın takım arkadaşlarını ipten aldığını gördük. Çok rahatsız edici ya. Evet. Drek yani. Ya bir de böyle ilk bu işte iyileştirme gücüne sahip olan destekçiler böyle güçlendirildikten sonra Matilda'yı böyle bir ufak bir kırpmaya da çalıştılar. Bir ara bir güncelleme geldi. Ben bu baktığımda notlara bir böyle bir Matilda'ya bir göz ucuyla bakmışlardı ama az bakmışlar. Biraz daha bakmak lazım galiba. Minotaur geldi. Güzel oldu. Bir şey diyeyim mi? Bayağı. İki tarafın üçlüsü de çok tatlı gözüküyor. Koridorlar aynı. Sadece bir taraf ormancalı, bir taraf orta koridor veya evet orta koridor almış olsun. Bir tarafın ormancısı var, bir tarafın orta koridoru var. Bir taraf ormancı daha fazla yasaklayacak, bir taraf ise daha fazla orta koridoru yasaklamayacak. Evet, ya gitti. Dediğin gibi Lilia gitti mesela. Joy yani nasıl buralara kaldı zaten ben onu düşünüyordum az önce içimde. En azından yasaklanırken gördük burada. Sen buralara kalacak kahraman mıydın Joy? O da yine dünün %100 win rate mi dün Joy? Dün evet. %100'dü galiba. Yok bir maç kaybetti. Bir maç ya. Kayıp mı etti? Ama sanki yani bayağı karşı etkili olarak yani gördük. Çok etkiliydi canım tabii ona çok lafımız yok. Çok etkili olarak gördük dün. Ama bazı oyuncuların %100'lük bir kazanma oranı var.
Özellikle Kib oyun kazanma oranını hatırlıyorum. 14 kahramanda %100 kazanma oranı vardı. Evet. 9. kahraman yasaklanacak şimdi. Digi. Gitti tabii. Bombo kombolarında bir tık önüne geçilmiş oldu ama şu anlık en azından öyle bir başlangıç da yoktu topta pek. Bakalım onların da son bir yasaklama hakkı da alacak. Yine teoretik bir kazanma durumu gösterdiler. Faramis Bruno 4 karşılaşma yapmış şu ana kadar ve 4'ünde kazanmışlar. %100 kazanma oranı var. O da iyi. Maç sayısı arttıkça işte kazanma oranını %100 tutmak da o kadar kolay bir iş değil. Tabii. Ya bir de şimdi bu popülerlikte şöyle bir durum da oluyor. Hani zayıf takımlar da piklemeye başlıyor. O da tabii ki galibiyet yüzdesini düşürüyor aslına bakarsan. Dolayısıyla maç sayısı arttıkça gerçekten belli bir yüzlerin üzerinde kalmak zor. Ya yani Dairot gitti. Ona ne diyorsun Murat'a? Yanlış mı klikledi? Ya yanlış kliklememiştir de hani şey... Bir şampiyona finalinde oynanmıştır galiba diye düşünüyorum. Hiç görmedik galiba değil mi? Yani... Gördüğümüzde genellikle epikliği yine görüyoruz. Yani bilmiyorum. Güçlü birebir de güçlü bayağı da onun dışında belli bir süreden sonra fena düşüyor oyundan ya bence. Evet evet. Dakika 12'den sonra 15'ten sonra iptal. Ama o 15'e kadar da bitmez, gözün ben. İçine bakacak bir delikanlı arıyor gerçekten. Tek atıyor. Acımasız. Birebir de zaten Dairot'u zorlayabilecek kahraman yok. Yok mu? Birebir de ama sadece birebir de. Orta koridorda savaşacaksın. Dairot'un karşısına kimi koyarsan koy, Dairot keser iyi oynarsa. İyi oynarsayı ekledi çünkü bir itiraz gelirse demek ki iyi oynamıyormuş gibi bir şey çıkacak. Novari Edith geldi. Üst koridorun tecrübeye gidiyor olacak. Bakalım Terizla'nın karşısında oynayacak ve şimdi son bir tercih hakları var. Ormanı hala almadılar, hızlı geldi Lancelot. Sen istiyordun zaten dün de bir Lancelot görmek. Sen tabii biraz daha Kairi tarafından görmek istiyordun ama... Bu da olur. Sana başka bir Lancelot verdik bugünlük. Bununla idare edeceksin. Ama pilleri bizde. Yakında çıkaracağız Kairi'nin Lancelot'u da ortaya, merak etme. Ya bu Lancelot'u ben okeyim ya. Sorun değil. Güzel. Evet, günlük eşleşmesi artık Top ve The Vault arasında başlıyor olacak ve bu güzel karşılaşmanın sunumu için sizleri Elvin Dorian ve Murano'ya doğru ufak ufak bırakıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Piklenen karakterlerden ortaya nasıl bir kompozisyon çıkmış? Yani eşit görünüyor birçok kategoride, eşit diyebiliriz iki takımın da. Ya şey önde ama. Baktığımız zaman Devu önde gözüküyor. Evet. Yani Devu bir tık önde görünüyor. Evet ama birçok kategoride de yakınlar birbirlerine aslında. Öyle çok bir net bir öndelikte söylemek mümkün değil. Sen ne tarafı beğendin Murano? Ya iki tarafında tercihleri güzel oldu ama işte Lancelot tercihini görmek her zaman beni mutlu etmiştir. Ben hiçbir zaman işte metadaki kahramanları oynamayı sevmem. Ben sevdiğim kahramanları oynamayı severim. O sebepten dolayı Lancelot benim için bestir ya. Edith'in de birazcık kazanma yüzdesi düşük açıkçası. Yani belli bir seviyenin üzerinde piklenen kahramanlar arasında en düşük kazanma yüzdelerinden birine sahip. Bakalım ondan neler çıkacak görüyor olacağız ama efendim günlük karşılaşmasıyla başlamış olduk. Sunset Lover'ı gördük, tecrübeli isim Sabo yine. CIS bölgesinin tecrübeli isimleri bu ikisi. Şu Minotaur adam çalıyor ya. Baba. Dün moda oldu bu hareket. Şimdi herkes yapmaya başladı. Bak Deniz'i kaptırdılar bu arada. Sabo orada base atarken yandan gidiyor. Burada rakip ormanı darlarken Sabo uzak tutmaya çalışıyor. Ormanına yardım mı etmek istiyor yoksa işte görüş mü vermek istiyor? Shark tam ne yapmak istiyor ben de bilmiyorum, arkadan Sunset Lover kapatabilir derken düz hasar denemeleriyle beraber Shark'ın canını yere kadar düşürmeyi başardılar. Görüş de yok ediliyor. Magistor 4 seviye olmaya çok yakın. Rakip ormanına direkt girdi. Şöyle bir eşyaları kontrol ettiğimizde Lancelot'un eşyaları acaba tank mı?
olacak onu merak ediyorum derken Sabo arada yakalandı. Canı az kaldı ve İlkan burada geliyor. Shark aradı, aradı takımına skoru buldurttu diyebiliriz. Evet, İlkan gelmiş oldu bile. Erken de gelen bir İlkan'dı. Birazcık da Savo'nun hani info toplamaya çalışma çabasıyla biraz önde kaldığını da belirtmemiz lazım açıkçası. Daha iyi pozisyonlanabilirdi. Oh. Bu arada aşağıya doğru bir hareketlenme var Best Player One'dan ama Kid Bomb oradan uzaklaştı gibi. Hatta destek de geliyor ona takım arkadaşlarından. Magistor öne doğru atıldı. Super Shark da bölgede. Magistor geriye doğru çıkacak. Super Shark'ın da gelmesiyle beraber buradaki agresyonda durulmuş oluyor böylelikle. Kaplumbağa etrafında konuşlanmalar başladı bile efendim. Bakalım nasıl bir senaryo izleyeceğiz burada. Sabo biraz takım adına önde duran isim. Super Shark da diğer tarafta yine önde duran isim. Sabo üzerinden hareketlenme oldu ama tersine Super Shark birazcık canı azaldı. Mailov da geriye doğru geliyor. Kaplumbağa Best Player One'da kaldı. Amerikalı ekip alıyor Kaplumbağa'yı. Hemen de replay'inden gördük zaten. Karvi koridoru ittiriyor. Tabii erken oyunda Devo bayağı ezildi. Gerçekten hani doğru konuşalım. Evet. Devo oyunda yok. Ohio Brothers resmen haritadan silmeye oynuyor. Best Player orta koridora geldi. Yukarı koridorda da kettik yok. Alt koridorda yok. Şu anda oyun tamamen ormancıların orman dönmesini beklemeye geçiyor gibi. Evet, yani dolaşımlar ormancılara yardım etmek durumunda kalıyor iki tarafta da. O yüzden çok büyük hareketlilikler de olmuyor. 1-0'lık bir skor var ama Ohio Brothers'ın kontrolünde giden bir oyun var. Onu söylememiz lazım. Bakalım, tabii ki daha erken işlerin terse dönmesi için çokça fırsat olacak. Dasvolt ekibinin de elinde. Bunları nasıl değerlendireceklerini göreceğiz. Savo çok istediğini bulamadı bu arada haritada şu ana kadar. Yani o birazcık canını sıkıyordu Asfalt tarafının. Net bir hareketlilik çıkartamadı Savo. Shark harika oynuyor. Bak, yeri geliyor, rakibin görüşünü veriyor, rakibin nereye gittiğini gösteriyor, rakibe huzursuz hissettiriyor. Bir de huzursuz hissedildiğini ne yaparsın? Saldırırsın değil mi? Üstüne çekmeye çalışıyor, bana saldırın demek istiyor aslında. Dün Zorn'un oyununa benziyor biraz değil evet, mi? Evet, evet, tam olarak dün, öyle. Dün Zorn'un oyununa benziyor, bu arada bir hareketlenme isteği var Kit Bomba üzerine Alman oyuncuya ama sorun yaşamayacak o. Super Shark yine bölgedeki isimlerden biri, iki tarafta şöyle bir orta tarafta konuşlandı ama çok da net bir girizgah yapılmıyor. Mor gidiyor, mor gidiyor, mor gidiyor takım. Moru verecekler mi? Savo arkaya doğru sarkmak istedi. Moru da vermek istemiyor. Takım arkadaşlarından destek beklediği iyi bir kitle kontrolü var. Savo ciddi hasar aldı ama bakalım neler çıkartabilecek. Oy. Orada geriye kaçabilecek mi Savo? Düşmüş oluyor böylelikle arkaya doğru. Melo'nun üzerinde bir hareketlenme var. Kit Bomba'dan en azından onu alır mıyız diyorlar ama o da pek mümkün görünmeyecek açıkçası. Kit Bomba hala istekli, orayı kovalamak istiyor. Alacak mı? Yeterli mi? Yeterli tabii ki. Magistor'un da gelmesiyle yeterli oldu Best Player One. Onun üzerine doğru bir hareketlenme olabilir mi? O birazcık geriye doğru çekildi Magistor. O da takım arkadaşlarına katılarak bölgeden uzaklaşıyor. En azından Dasvolt bir şeyler çıkartmış oldu böylelikle. Evet, sadece çıkarmakla kalmadı. Orada kule altına Sunset Lover'ın bir baksiye çekişi vardı. Oradan sonra oyun tamamen koptu. Yani Savo'nun attığı ulti belki asist olarak Savo'ya yazmadı ama oyunda genel olarak şuna dikkat etmeleri lazım. Bak ne yaptı, yine Matilda geldi. Arkasından bir iki oyuncu çekti. Bunu çekti, savaşa zorladı. Yine savaştılar. Bunu birazcık daha rahat hissettiklerinde ve kalabalık hissettiklerini yaparlarsa daha fazla üstünlük sağlayabilirler. Bak, altın farkı 500'den önce 1000-1200 civarındaydı. Savo şarkın peşinde, bir yandan da Akdeniz'i kesmeye devam ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Erken oyunları şu anda Ohio bu adresların güçlü. Late'de de güçlü. Hani ama şuna bakarsan Devon'un geç oyunu daha güçlü derken içeri doğru Best Player One geldi. Sharktan ulti. Faramis'ten tam zamanında bir kurtarma. Karvin'in canını resmen Faramis ulti ayakta tuttu. Novaria'dan denemeler geliyor. Sunset Lover resmen etten duvar ördü takım arkadaşlarının önünde. Kidoma ile beraber Milo'da ortak orada büyücüleri yokken ittirmeye devam ediyor tabii ki. Evet, Faramis'ten pik aşamasında bahsetmiştik bu tarz pozisyonları çıkartma durumunda olacağından ki burada da net bir örneğini görmüş oluyoruz aslına bakarsan. 2-1'lik skoru korumuş oldu böylelikle. Burası onlar için çok kötü bitebilirdi. Ama Faramis'in hareketliliği sonuç veriyor. Hasarlara bak. Bu toplanan altın galiba. Gold earn diyor. Karvi'de 4300, Magistor'da 3800 altın var. Şöyle bir baktığımız zaman sarı üzerine beyaz yazılmış, diğerleri tam göremedim ama
Yani aşırı bir fark yok yani Murano. Dakika 6 hani 100 yani o bir fark da değil. Hani altın olarak eşit. Ama hani oyun üstünlüğü kimde dersen Ohio Brothers biraz daha hareketli olmaya çalışan taraf. Savo'nun çok tempolu oyun tutamadığını söylemiştik ama bir önceki pozisyonda tam tersine asıl tempoyu yapan oydu ultisiyle beraber. O da fırsat buldukça değerlendirmeye devam edecek böyle. Sanki dengede gidiyor gibi biraz. Her şey şu anda dengede. Çünkü 7 dakikada normalde kaç skor beklersin? Biraz daha fazla olması yani lazım 7, değil mi? 7, 8, 9, 10, 15 bu civarlarda. Genellikle bunları gördük işte. O 15 seninle... çok olur sanki de. Ya işte dakika başına 2 skor yazdım. Ne belki bu başlatlardan olabilir. Olabilir tabii tabii tabii. Olduğunu çokça da gördüm zaten. Tuttum yere vurdu. Minotaur'u tuttum. Minotaur'u için kullanmadan gidiyor. Sunset Lover'un için boşa gittik ki doğma. Uçsuna tabii çekme derken burada kulağı tuttuğunu gördük. Mielov canı hala az. Süper Shark'ın verdiği Walmart arası hayatta tutuyor derken arkada Carl zıplasıldı. Magistor. Burada kaçma seneni tam zamanda kullanarak belki de hayatta kalmaya başarız ama... Devu'nun hasarı yok. Konuşsalar belki daha fazla hasar vururlar. Bak konuşsalar. Yani rakibi korkutarak, konuşarak ikna etseler buradan ayrılmaya daha çok hasar çıkacak gerçekten. Bir de Savon'un erken ölüşü de bazı şeyleri değiştiriyor. Yani Savon'un kitle kontrolünün içerisine tam o anda hasar gelmeyince daha sonrasında dağınık rakiplerine dağınık hasar atmak zorunda kaldı Devu tarafı. Bu da birazcık tabii ki zor oluyor. Birazcık Savo'yla aynı sayfada olmaları ya da Savon'un takımıyla aynı sayfada olması lazım. Onu söylememiz lazım. Ama bundan sonrası için daha hareketli olmaları gerekecek. O da bir kesinlik. Çünkü yavaş yavaş Ohio Brothers'ın eline doğru gidiyor oyun. Sunset Lover olsun, Savo olsun bu ikisi zaten hani çok uzun zamandır beraber oynayan oyuncular. Yaklaşık 4 senedir beraber oynuyorlar. Biraz daha aynı sayfaya gelmeleri lazım açıkçası. Şu ana kadar iyi bir görüntü çizmediler. Sayfaya değil, yaprakları yırtması lazım. Super Shark'ın bir hareketliliği var. Kit Bomba üzerinde bir miktar hasar bulmaya çalışacaklar. Ziya oraya geldi yalnız ciddi hasar alır burada Kit Bomba. Best Player de onun arkasında ona Paramis'ten destek gelecek. Şöyle bir bakalım arkaya doğru Kit Bomba'yı çıkartıyorlar. Alman oyuncu sorun yaşamadan buradan çıkacak ama takım arkadaşlarının da ciddi desteği vardı ona. Bir daha böyle bir pozisyon yaşanırsa özellikle bazı siperlerin bekleme süresinde olmasına istinaden Kit Bomba aynı şansta olmayabilir. Onu da söylememiz lazım. Daha iyi pozisyonlanması gerekecek. Super Shark hani sürekli zaten Savo'nun peşinde. Haritada onu hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Savo'ya oyun alanı. Hani bir iki pozisyonda Savo buldu oyun alanı ama bu arada arkaya doğru bir hareketlenme var. Best Player. Buradan çok bir şey çıkmaz gibi. Hum belki arka tarafı kapatırsa. Yok buradan çok bir şey çıkacak gibi değil. Yani Super Shark hep Savo'nun peşinde zaten. Yani Savo'yu gösteriyor sürekli. Bak bu oyun kazanılıyorsa... Matilda ve Baxia sayesinde Cloud'un faydası yok, Novaria'nın faydası yok, Edith'in faydası yok. Onlar haritada böyle fazlalık olsun diye getirilmiş ipi halı sahada olur ya. Fazlalık olsun diye işte adam olsun diye eksik sıkmayalım çıkmayalım diye getirilmeli. İşte onlar tam olarak o. Baxia ile beraber tamamen Matilda iş yapıyor derken Milo arada yakalandı. Şu anda taramaya çalışıyor ama Matilda çekti çıkardı mesela, anladın mı? Matilda'nın böyle bir özelliği var. Evet. Dün de çokça görmüştük bu senaryoyu. Bugün de tanıklık edeceğiz gibi yine. Bir Lord aksiyonu olacak. Bu belki oyundaki bazı noktaların daha net belirlenmesine sebep verebilir. Devre baksana sen geridesin ya, bu özgüven ne ya? Lord'u yarıya kadar da çektiler bu arada. Tio bir tarafının buraya erken gelmesi lazım. Lord düşmek üzere, bakalım kimde kalacak şöyle bir baksana. Magister. Magister'da kaldı, şöyle bir bakalım arkaya doğru. Best Player bir miktar hasar aldı. Diğer tarafta Sovo düşen oyuncu Super Shark da onunla beraber. Eş zamanlı olarak neredeyse düşmüştü. Kit Bomba'nın dikkat etmesi gerekiyordu. Düşerse işler değişebilir. Uy Foran'ın güzel hasar. Ciddi miktarda da hasar çıkıyor. Mielov yerde, Ziya da yerde. Şöyle bir baktığımız zaman Devu için 3'e 2'lik takas olmuş oldu. Devu bir miktar bir şeyler buldu sonunda diyebilir miyiz? Bak tek bir karar oyunu nasıl değiştirir? Geldiler Lord'a gireceğiz dediler. Lord'a girmekle kalmadılar. Rakiplerini haritadan süpürdüler. Yaklaşık 2000 altın gerideyken bir anda 500 bin belki kuleler açıldıktan sonra 2000 altın öne geçecekler. İnanılmaz bir oyun, inanılmaz bir düşünce. Yani kolay değil o kadar gerideyken. Tabii tabii gerideyken böyle bir risk almakta. Onlara da kredilerini teslim etmek lazım. Devu tarafı inisiyatif alarak en azından bir şeyler çıkartmayı bildi. İşler onlar için iyi gitmiyordu ama
Şimdi senin de dediğin gibi bu buçuk kaya kadar çektiler altın farkını. Orta kuleyi isteyecekler. Biraz Best Player ve Super Shark orayı defenslemek istiyor. Alt tarafta Lord var, onu söylememiz lazım. Bu arada Best Player tersine kaldı. Best Player düşen oyuncu olmuş oldu. Savon'un üzerinde hasar var ama onun da ölmesi pek mümkün değil gibi. Savon kendine dikkat edecektir. Orada ikinci skorda çıkıyor burada Mielov'un da düşmesi. Üzerine kulenin de yıkılmasıyla beraber de Asphalt tarafı bir miktar ipleri eline alan takım olarak gözümüzde çarpıyor son dakikalarda. Ki şu ana kadar da hani bir tık da geridelerdi. Özellikle ya, son birkaç dakikadaki hamleleriyle beraber ciddiyetlerini belli ettiler. Çok ciddi oynuyorlar ya. Eğer de bu böyle devam ederse işler bayağı değişir. Oyunun başında varlık gösteremediler ama işte oyunun ilerleyen safhalarında vurunun ondan sonra top Faramis'in hasarının artışıyla beraber güzel. Tabii orta oyunda bir miktar daha elleri açıktı. Hani onu beklemek durumunda da kaldılar biraz. O yüzden aslında timinglerini tutturmakla alakalıydı biraz belki de. O senaryoya da geldik kısmen. Best Player bakalım neler çıkartabilecek. O bir önceki pozisyonda ilk düşen isimdi. Bundan sonra yine dikkatli olması gerekiyor. Birkaç pozisyon hatası oldu gibi ama Baxia da bakalım bundan sonra neler bulabilir. Shark. Altta yandan görüş vermeye devam ediyor. Çok yaman Akdeniz'den aldıkları görüşü yok etmeye çalışırken Sunset Tower'ın üstüne doğru yöneldi. Evet, şöyle bir baktığımız zaman arkaya doğru bir hareketlenme var. Best Player oradan çıkmayı başaran isim olacak. Hatta kendi bir oyun isteyebilir rakiplerinin üzerine ama yine birazcık tempo düşüklüğüne doğru gittik gibi. 2.7K'lık bir altın farkı var. İki tarafın da birbirini ölçtüğü tarttığı dakikalar. Super Shark belki buna bir kaosla başlangıç verebilir ki çokça istedi. Savo diğer tarafta da yine aynı işi yapan isimdi. Oyun boyu birbirlerini çok takip etti bu ikili. Lord da gelmiş oldu efendim. Bu Lord bazı şeylerin belirleyicisi olacak. Bakalım neler çıkacak. Baxia bölgeye yakın. Sunset Lover yine takımının tecrübeli ismi. CIA bölgesinin efsanelerinden biri o da. Bakalım Lord da takımını nasıl yönlendirecek? Görüyor olacağız efendim. Yavaş yavaş Lord etrafında konuşlanmalar var. Bir oyuncusu eksik Ohio Brothers'ın. O biraz daha uzak. Şimdi o da yaklaşıyor. Burası önemli olacak Murat. Ya işte Lord'dan görüşünü aldı. Kidoma burada tutmayı başardı ormancıları. Savo'dan bu azam ülke. Burada önemli olan el tutmakçı Best Player One. Şu anda arkadan yüksek hasarlar yedi. Lanson daramda geri doğru çıkardı Matilde Ziya. Doğar rüzgarı sayesinde zaten Mielo. Daramaya devam ediyor muazzam hasar. Geldi iki oyuncu adama. Buradan çıkacak değiller. Kidoma tekrardan maruz kaldı Shark'ın baskısına derken Bruno da arkada skorlarını toplamaya devam etti. Orada Lord'un hasarını öldü sanırsam. Muazzam bir savaş. Baxia canını üstten yeniledi geldi. Şu anda Lord'a devam eden bir Bruno var. Güzel stekler topladı ama Hasip bence sayesinde. Evet, Lord'a alacaklar rahatça burada. İki skor da zaten çekmeye istinaden net bir Lord alımı oldu. Bu Lord'un puşuyla beraber bir miktar artık base'in kapılarını çalmaya başlayacak. Dustwall tarafı. Yani Ohio Brothers'ın iyi başladığı ama iyi devam ettiremediği bir senaryo var şu ana kadar. Bakalım. İşte bak bir işte başlangıç o kadar önemli değildir. Tamam önemlidir de bitirişin kadar önemli değildir. Doğru doğru kesinlikle öyle. Şu anda bu stekleri tutuyor ve Bruno'yu hani %98 ihtimal bak yine 98. Hadi 97 olsun senin için. 97 ihtimalle düşünmen lazım eğer bu savaşı kazanmak istiyorsan. Şu anda Lord skorda oran geldi geliştirilmiş onu az sonra kafasını atacak attı buraya. Kulenin canını geriye kadar düşürdüğünü görüntü biliyoruz. Shark burada bir oyun yapabilecek mi diye baktığımızda hiç risk etmiyorlar sadece ve sadece iyi üst kulelerini korudular diyebiliriz. Magister burada önden belki milyonlardan sekerek üstlerine doğru gidebilir ama zorlayacak gibi durmuyor. Orada garanti olan üst kulesini almak istediler burada. Mielo basker maruz kaldı ve ilk üst kulelerini tecrübe koruduğundan açmayı başardılar. Best Player One'ın bir hareketlenmesi vardı içeriye doğru. Şimdi kendini tersine gördü biraz. Biraz dikkat etmesi lazım. Gitti geldi. Yani yanlış bir hamle ama en azından canını kurtarmayı başarıyor. Mielov şimdi ileriye atıldı. Savo'yu Faramis'le beraber burayı kapatabilecekler mi? Kid Bob'a birazcık canı düşmüştü. Sunset Lover'ın düşmüştü. Faramis'in can doldurmasıyla beraber burayı kapatmayı başarıyor Devu. Herhangi bir zayiat vermeden senin de altını çizdiğin gibi zaten pik aşamasında Faramis can. Bu Faramis'ten bolca bahsetmiştim Murano. Burada da yine bir örneğini görmüş oluyoruz.
Evet yani bu oyun uzadı 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 uzadı, son lorda uzadı. Eğer devo olursa bu lordla beraber bitecek gibi duruyor. Eğer alamazlarsa bu karşılaşma uzayacak. Yani bir tık uzar gibi sanki. Ya bu arada lordla beraber ben Savo'nun bir girizgah yapacağını tahmin ediyordum. Yani en azından o yönde düşünüyordum. Lord'u birazcık hani önden bırakıp bir girizgah yapmayıp takımları şöyle birbirlerini süzdüğü bir senaryo vardı. Belki bir sonraki Lord'la beraber girizgahı da yaparlar. Ya da hani sadece Lord'u push'a mı bırakacaklar, arkasında mı duracaklar göreceğiz ama eğer öyle bir senaryo çıkarsa ortaya 20 dakikanın üzerinde bir oyuna gideriz yani Burak'ın. Onu söylememiz lazım. Güney yine uzun sayılabilecek bir oyunda başlama ihtimalimiz yüksek. Eğer ki önümüzdeki dakikalarda oyun kapanmazsa ki... Çok da hani üstten kulenin gitmesi dışında öyle bir ihtimal yok. Savo üzerinde bir hareketlenme var şimdi ama çok da canı sıkılmayacak onun. Baxia biraz terse kalmış olabilir. Best Player Van'dan yine birazcık ters pozisyon. Kid Bobo üzerine Magisto oldu. Bu arada ters ayakta kalıyor. Savo yeterli mi ona çıkacak hasar? Tabii ki hasar yeterli değil. Yani ciddi miktarda hasarlar çıktı karşılıklı ama kimse düşmedi. Ya şöyle bir durum var ama alt tarafta bak bir üst kulesi eksik. Minyonlar öne atılmış. Evet üzerine geliyor harita. Evet, Ohio Brothers'ın üzerine geliyor Arta. Yani bu savaşlardan dengede çıkmak aslında Dustvolt'un lehine. Karşılıklı skorlar alınamaması yani bir beraberlik değil Dustvolt için. Aslında bir kazanım. Kriz yönetimini çok iyi yaptı. Bak kriz yönetimini. Hı-hı. Yani o oyunun o dakikalarında böyle yönetmeselerdi şu anda belki de Ohio hangi lordla beraber bitirse nereye gitse diye konuşuyorduk. Kriz yönetimi çok önemlidir. Bakalım bu lordtan neler çıkacak. Efendim yukarıdan da bir yavaş yavaş push gelecek. Yani lane'lerle de deal etmesi gerekiyor Ohio Brothers'ın ama buradan da artık ayrılamaz bu lordu verirse. Çünkü büyük ihtimalle oyunda kaybetme durumu çok çok yükselecek. Burada hala lordun canı bayağı yüksek. İki takım da birbirini sakin sakin süzüyor. Çok net bir hareketlilik olmadı. Bir yandan lane'lerle uğraşması gerektiği için Ohio Brothers'ın bir kişi eksik. Şimdi burada takım arkadaşları da geliyor ama... Yukarıdan ve ortadan push gelmeye devam ediyor. Bunu fırsat bilerek de bu belki hareketlenebilir. Ziya o biraz terste kalabilir mi? Üzerinde ciddi hasar var. Çok iyi oyu geldi. Doğru çok güzel bir hareket var. Kitle kontrolüyle beraber içeriye verilen hasarlar da yeterli. 3 kişiye çarpan kitle kontrolü vardı. Magisto'nun canı bir miktar az. Kid Baba terste kaldı. Onun ölümsüzlüğü çalışacak ama sen ölümsüz değilsin diyorlar ona. O da düştü. Savo da düştü. Bir geri dönüş senaryosu olur mu Ohio Brothers için? Ya bu savaşta öndelerdi bunlar. Nasıl bu hale geldi? Ya kitle kontrolü Savo'dan çok iyi geldi ama içeriye hasar gelmedi. Murano Osun'un yükseldiği anda gerçekten evet. İyi bir kitle kontrolü kullanıldı ama içeriye hasar çıkmadı. Yine yani birazcık hani Sunset Lover'ın geri ayakta kalması olarak nitelendireceğim. Savo'yla Sunset Lover da hani 4 senedir beraber oynayan oyuncular ama tam olarak %100 aynı sayfada görünmüyorlar nedense. Belki de anısı farklı. Elvan Dorian. Şu anda iki tarafta kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Lord'u dakika 19 Lord'u geliştirilmiş bir Lord. Tekrar altını çizmek istiyorum. Çok güçlü bir Lord. Ya ama eritebilirler derken arka taraftan çok güzel tutar ve burada Carvey'i düşürmeye başlıyorken Lanson içeri doğru girdi. Savo'da muazzam bir kitle kontrol ama hasar yok. Evet. Faramis, yine aynı şey. Yine aynı şey. Faramis burada hayat kurtarmaya çalıştı ama sadece ölümsüzlüğünü kurtaramadı. Evet. Kendi hayatını kurtarmayı başarıp burada belki de daha az skor alınmasını sağladı. İki tane imsör açıldı ama Lord verildi. Bu Lord'la birlikte onlar da üst kulelerine dayanacaktır. Koridorlardaki minyonları çok gerideydi ve bu Lord onları ileri almak için yeterli olacak. Evet üzerlerine doğru gelen harita son iki fight'ta kazanmalarıyla beraber en azından bir miktar skor alabilmeleriyle beraber... dışarıya doğru akmış oldu harita. Yani uzun zamandır kendi base'lerinin yakınında kalan bir push vardı. En azından rakip tarafa doğru yeni yeni geçişler başlıyor. TOB tarafında Ohio Brothers'la söylememiz lazım. Savo ve Carvey doğdular ama bakalım neler çıkartabilecekler. Yukarıdan bir Lord geliyor. Ortadan bir push isteği var. Minyon dalgalarının erimesine istinaden o push şimdi duracak. Belki Lord'a katılarak bir şeyler yapılabilir. Yukarıdaki kulenin zaten canı az. O net şekilde düşecektir ama belki base kulesinin üst kulesinin içerisine dayanabilecekler mi? Onu görüyor olacağız. Yani bir miktar şöyle bir baktığımız zaman TOB tarafı rüzgarı arkasına alıyor gibi. Uzun zamandır onlar geri ayakta kalmışlardı. Kafa geliyor olacak. Ciddi miktarda hasar kuleye. Yani
kendi üst kulelerini verdikten 10 dakika sonra gidip rakip üst kuleyi almayı başardılar. Enteresan bir şey yani. Hakikaten ciddili geldili bir oyun olduğunun kanıtı yani. Nazar mı değdi çocuklara? Kriz yönetimi dedik, iyi yapıyorlar dedik. Ya Savon'un kitle kontrolü, jeneriklik belki kitle kontrollerine yeterli hasar çıkmıyor. Orada biraz sıkıntı yaşadılar. Bakalım neler bulunabilecek. Bir hareketlendi. Uy, ne var ya? Ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Az daha düşürüyordu yani. Daha da fight çıkmadan düşürüyordu rakibini. Bu arada arkaya doğru bir hareketlenme gelir mi? Yani Baxia'nın denemesi var gibiydi. Sunset Lover şöyle bir dürttü rakiplerini. Yavaş yavaş birbirlerinden ayrılıyor gibiler. İki tarafta birbirine yeterli krediyi verdi. Hata kaldırmayacak dakikalardayız. Mielov'un üzerine hareketlenme olur mu? Magister, best player biri kovalamak isteyecek ama yani o da çok da doğru bir hedef değil. Magister arkaya kadar gidiyor. vuruyor. Sen şey vardır ya, 5 yaşında kardeşin, sen 20 yaşındasın. Evet, canı gitmiyor. Tam olarak aynısı. Kedi tırmalaması gibi oldu. Yani bu saatten sonra hata kaldırmayacak dakikalardayız. Gerçekten Super Shark üzerinde ciddi miktarda hasar var. Super Shark takım arkadaşlarından destek bekledi. Hata mı? Ters ayakta kalabilir Magister. Arkaya kaçması lazım. Kaçmayı başardı. Güzel bir kitle kontrolü vardı. 2 kişilik ama yine pek hasar çıkmadı. Kit Bobo düşerse burada işler değişebilir. Ama ölümsüzlüğünü aldılar. Hemen devamını bulabilecekler mi? Faramis'ten ulti geldi. Faramis orada canları fırlıyor. Sabo yaptı ya bu canı. 2 kişilik bir kitle kontrolü vardı. Best Lover'ın ölümsüzlüğü. Hatta bir de canı da alınmış oldu. Ziya ve Mielov düşen isimler, Kid Bobo düşen isimler. Şöyle baktığım zaman Best Player One düşen isim. Yani yine birazcık hani iki taraf için de şöyle bir baktığımız zaman iyi giden bir fight var gibiydi ama sonuçta Dust Vault'un lehine bitti. Magister da burada skoru çekecek gibi. Af! Kes artık şunu! Yeter mi? Super Shark! Güzel de doçlamaya çalışıyor. Diğer tarafta Baze'in kapılarını dayandılar. Devu kapatır gibi burayı bu arada. Kapatacak. Elinde Bruno var derken milyon yok. Arta tarafta Magister'de milyonlar istiyor ama alttan gelen bir şey wave var. Alttan gelen wave var. Oho! Bu oyun burada biter ve Devu skor tabelasını 1-0'a getiriyor. İnanılmaz oyun. Gerçekten inanılmaz oyun. Devu, Matilda, ciddi Matilda ile birlikte az kalsın Baxia'ya maç verecekti. Evet, yani Matilda Baxia hareketliydi gerçekten. Best Player One Baxia'da. Şöyle bir baktığımız zaman iyi oyunlar çıkarttı. Matilda'nın iyi oyunlar vardı ama Faramis'e yenik düştüler diyebilir miyiz? Faramis'in tam zaman, ulti zamanlamaları çok iyiydi. Evet, yani ipten aldı takımını. 2 kere, 3 kere hatta ipten aldı takımını. Hayatta her zaman önemli olan şey zamanlamadır. Doğru. Savon'un da yine baktığımız zaman üst üste kitle kontrolleri yerinde geldi. Evet. Özellikle son fight'ta çok iyi kitle kontrolleri çıktı ondan. Böyle özetleyebiliriz. Savon zıplatıyor ya, zıplatıyor. Seviyor da gayet de geçerliydi. Üst üste yaptığı hamlelerle beraber takımı için aslında oldukça iyi bir şey imza attı ve Deus Wood bugünün ilk eşleşmesinin ilk maçını kazanmasını burada top karşısında bildi. Yani maç hakkındaki düşünceleriniz neler? Biraz böyle gelgitli bir karşılaşmaydı çünkü. Çok gelgitli karşılaşmaydı. Yani baktığımız zaman Ohio Brothers önde başladı. Evet. Orta oyunu da önde götürdü. Ondan sonra Dust Vault birdenbire kendi base'ini defanslarken çıkıp 2 tane üst kulesi aldı, Lord aldı. Ondan sonra Ohio Brothers bir daha hani kalkıp 10 dakika sonra kendi üst kulesini verdikten yaklaşık 10 dakika sonra rakip üst kuleyi aldı. Hani o 10 dakikalık süreyi nasıl geçirdiğine sen hayal et. Acaba dedik hani bir geri dönüş daha mı oluyor? Ona izin vermedi Dust Vault son fight'le beraber. Yani 2,5 kere gitti geldi oyun. Onu söylememiz lazım. Hadi 3 demeyelim. 2,5 kere gidip gelen bir oyun vardı. Ama Dust Vault'u tebrik edelim. MVP'de Sunset Lover'a gidiyor. İyi oyundu ya. Ultileri müthişti. Evet, evet. Ultileri inanılmaz iyiydi. Burada da MVP olarak karşımıza çıkmayı başarıyor oyuncu. Yani 4. dünya şampiyonası havasını soluduğu turnuva M5 ve burada da ilk karşılaşmasında MVP olmayı başarıyor. Murano 1-1 mi 2-0 mı? 1-1. 1-1 diyorsun. Evet. Peki kim 2-1 alıyor? Bence... O belli olmaz mı? Belli olmaz ya. Bu maç nasıl belli olmadıysa... Değil mi? Ya yakın birazcık takımlar. İkisinin bu arada de... kim kazansaydı inan hiç şaşırmazdım. Doğru tabii canım. Böyle ya. Bir maçtı. Yani dediğimiz gibi yaklaşık hani... 2,5-3 kere gitti geldi maç. Hani... Ya ne var ya... oyuna güzel katkı sağladı işte. Edit'in oyunla tek faydası bir kişiyi tutmasıydı. Ya söyledik onu şimdi Murano. Hani pik aşamasından acizane hani ben bildiğim kadarıyla yansıtmaya çalıştım.
belli bir seviyenin, belli bir sayının üzerinde alınan kahramanlar arasında en düşük kazanma yüzdesine sahip olanlardan biri. Yani o kadar aşırı derecede az piklenmiyor ama buna rağmen ciddi derecede de az kazanıyor. Eşkişkin olacaktı şimdi. Üf. Ekşiyi bilir, bilmezsin belki Evencim. Edit. MTC'de bir edit oynardı. Hı-hı. Ama tabii ki buradaki Türk oyuncudan bahsediyoruz. Evet, evet. Ha, tamam, bizim ligimizden bahsediyorsun. Evet. Dünya şampiyonasında da edit oynamak da şey değil ya. Belki kendi liginde yedirebilirsin ama dünya şampiyonasındaki rakiplere karşı yedirmek de kolay değil. Evet, evet. Yani win rate'i de ciddi düşük zaten. Hani belki hani çok iyi edit oynuyorsan bazı pozisyonlarda gidebilir vesaire ama riski tabii ki. Yani bence edit'in tek büyük problemi şey ya. Animasyonu biraz hızlandırılabilir yani, o ileriye kaydım, işte geriye attım ya da işte havaya zıplattım, birazcık animasyonları uzun sürüyor, zaman alıyor. Ya çok... zaten daha kısa sürse büyük ihtimal her evet, maç banyan. Ama şöyle bir şey var, çok fazla mobil kahraman var yani, o yüzden de biraz bence her zaman kolay olmuyor ya. Ama şimdi animasyonunu uzun sürerken oyuncu da daha fazla sersemletme yiyor. Evet, orası öyle. Öyle, o yüzden şey havadayken indiriyorlar yere zaten. Haklısın ya, şey de diyorum işte, stunlıyorsun ya kayınca falan, o da belki... İlk yeteneği de bence birazcık daha hızlı yapabiliyor. Yani yumruğunu yukarı evet, kaldırıyor da, indiriyor da... Zıplayacak da bir şeyler olacak yani, aynen. O biraz hızlandırılabilir gerçekten. Evet, burada da yani ne kadar aslında yakın bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. İşte kule durumları olsun, Lord kaplumbağa sayıları. Kaplumbağalarda tabii top bayağı öndeydi. Erken oyunda zaten sizler de az önce maçın bitiminde bahsetmiştiniz topun erken önde bir üstünlüğü kurduğunu ama... Deus Wood güzel bir geri dönüşe imza attı burada 23 dakikanın, 24 dakikanın sonunda ve yani altın farkı neredeyse yok denilecek kadar az. Bu da ne kadar evet, aslında yakın bir karşılaşma olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii yani 68K'ya 70K, 12'ye 12'lik bir skor, 23 dakikalık bir oyun. Hani iki tarafta kazanmayı da iki tarafta kaybetmeyi de hak etti aslında. Kesinlikle. Ve Magister burada 755 dakika başına altınla beraber en zengin isim olarak karşımıza çıkarken Hunda 137 bin hasar ile birlikte normal ne var ya güzel bir hasar çıkartmayı başarmış. Yine kum torbasıysa Best Player One olmuş bu karşılaşmada, 256 bin hasar bu şey taklamayı başarmış ve Forgotten One yani en çok asist alan isimse yine Hun oluyor. Hem hasarını vurmuş hem de asistini de almış. Best Player One'ın 2xx Premier'le aynı. Evet. Evet bu arada. Alaka seviyesi. Ben seni anladım ama. Evet anladım. Farkındayım. Gözlerini anladım. Top biraz olmadı ya. Evet. Ohio biraz problem yaşadı. Bakalım yani ikinci karşılaşma sen onların kazanabileceğini düşünüyorsun. Bence kazanacaklar dedi. Ya o Matilda oynayışı zeka. İyiydi ya, bayağı iyiydi. Matilda ban. Bak ben sana söylüyorum, sonraki maç %100 banlarlar. Hasarlar %100 da geliyor. Yani Hun 137 binle en fazla hasar vuran isimdi. Fakat takım arkadaşı Ziya da ondan çok geri kalır bir bu kaybeden performans takım sergilememiş. Evet, senin de belirttiğin gibi kaybeden takım. Kazanan takıma baktığımızda Carvey 96K ile beraber kaybeden göze çarparken Sunset de orada 89K'da. Kaybeden takım olarak bence düşünmeyelim. Neden biliyor musun? Bak, top da kazanmaya çok yakındı. Tabii. Evet. İşte o anlamda söyledim aslında ben de. Hani ne kadar yakın olduğunu kanıtlıyor. Yani kaybeden takımın attığı hasar daha fazla. Gerçekten yakın bir oyundu. Yani şöyle bir baktığımızda iki tarafa da gidebilirdi. Yani net bir eşleşme baktım. Yani yakın güç dengelerinin yakın olduğu 2-1'e gitme ihtimali çok yüksek hakikaten. 2-1, yani, ya bu ya maç 1-1'den ya. 2-1'e gitme. Bu maçın 1-1 2-0 yok. Bitmez diyorsun. 2-0 bitmez ya. Dün 2-0 2-0'a iyi alıştınız ha. 2-0, 2-0, 2-0 eve erken gittiniz, uyudunuz. Bazılarınız dışarı gitti, gece 4'te döndü. Senden bahsediyor Sinan. Ha, iyi bari. Ben de diyorum kim gitti dışarı. Ya şey, 2-1 biter ya çünkü oyun stilleri birbirlerine çok yakın. Sadece Matilda banlandığında ben şarkılarıyla başka kahramanlar görmek istiyorum. Tamam, Matilda'yla kaçarsın. Hadi Minotaur'la kaçsan onları yap. Bizim ligde kaçtı ama bak. O şansaydı biraz da. Varamis banı da gerekli sanki ya. Ya dün de çok gördük bu tarz pozisyonları. Çünkü şey oluyor tabii, birazcık hani bazı pozisyonlarda hani rakibinizin üzerine atılıyorsunuz. Ciddi miktarda hasar çıkıyor ama işte cooldown'a giriyor spelleriniz. Ondan sonra Varamis canı dolduruyor. Geri çıkamıyorsunuz bu sefer. Onun kararını vermek zorunda kalıyorsunuz. Sürekli o baskı var üzerinizde. Girsek yetecek mi hasarımız? Girelim mi girmeyelim mi? Sürtüşmesi çok uzun sürüyor falan. Varamis banla gitsin yani. Daha ulaşma iyi diyorsun ha.
Mantıklı ama işte o zaman da açıkta açıkta kalanlar o da var. birazcık...